Aslında Nisan, Mayıs, Haziran 2022 tarihlerini kapsayan Marmara Bölgesi hapishaneleri hak ihlalleri raporumuzda da belirttiğimiz üzere hapishanelerde artan işkence ve kötü muamele ile sağlık ve tedaviye erişimde yaşanan sorunların çözülmemesinin yaşam hakkı ihlallerinin artışındaki rolü giderek daha görünür hale gelmiştir. Derneğimize yapılan başvurular ve basın taraması yoluyla elde edilen veriler 3 aylık bu rapor döneminde en az 11 mahpusun önlenebilir nedenlerle yaşamlarını kaybettiklerini göstermektedir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun ciddi sorunlar içeren 16. maddesi mahpuslara eşit uygulandığında dahi Aysel Tuğluk'un tedavi maksadı ile infaz ertelemesi talebinin kabulü gerekmektedir. Demans hastası olması nedeniyle yaşamı risk altında denilerek geçtiğimiz günlerde cezasının infazına 1 yıl süreyle ara verilerek serbest bırakılan Orgeneral Çevik bir örneğinde olduğu gibi aynı gerekçelerle Aysel Tuğluk da serbest bırakılmalı, yaşam hakkı korunmalıdır. Ergin F oturma. 541. F oturmasında bu hafta hasta mahpus Aysel Tuğluk ve hapishane koşullarında tedavisi yapılamayan bütün hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Aysel Tuğluk serbest bırakılsın. İnfazda eşitlik sağlansın. Sağlığa ve tedaviye erişimin önündeki engeller kaldırılsın. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Serbest bırakın.